Efendim HDP Diyarbakır Milletvekili Sayın Garo Paylan şu anda Çalar Saat'te. Günaydın, hoş günaydın. Geldiniz. Yani bir anda bölgenin yorgunluğu, oradaki insanlar ve yaşadıkları onların durumunu Türkiye'ye ulaştırma mücadeleniz var. Diğer yandan sizde ve herkeste elbette deprem bölgesindeki insanlarda o ruhsal yorgunluk çok daha fazla. Görüyoruz 16. günde hala çadır yok. Başka neler yok? Nelere tanık oldunuz? Böyle başlayalım. Deprem olur olmaz bütün arkadaşlarımla birlikte, bütün vekil arkadaşlarımla birlikte sahadaydık ve 2 hafta boyunca bütün illeri gezdik, ilçeleri gezdik, köyleri gezdik ve gerçekten Türkiye'nin bir milletvekili olarak utanç duyduğum manzaralara karşı karşıya kaldık. Niye? Çünkü yurttaşlarımız vatandaşı olduğu devletin, kamu düzeninin onları güvence altına almasını ister. Öncelikle koruyucu bir hekimlik yapmalıydık elbette. Yani bu şehirlerimizi depreme hazırlamalıydık, bunu yapmadık. Yıllardır dilimizde tüy bitti. Gelin bütçeye kaynak koyalım, şehirlerimizi depreme hazırlayalım dedik, bunu yapmadık. Yani koruyucu hekimlik esastır. Esas olan yurttaşlarımızı öldürmemekti, binalarının, şehirlerinin sağlam olmasını sağlamaktı, bunu yapmadık. Afet oldu, hemen ardından ne yaparsınız? Önce canları kurtarırsınız değil mi? Önce enkaz altında bağıran canlarımızı kurtarmamız gerekiyordu. Biz ilk anda oradaydık ve enkaz altından, her enkazın altından kurtarın beni diye bağırıyordu insanlar ve aileleri çaresizdi. Niye? Çünkü kurtarma ekipmanları yoktu, söz konusu değildi. Onlar orada sağlanmalıydı, kurtarma ekipleri derhal gelmeliydi. Mesela Adıyaman'daydım ben, 72. saatte hala kurtarma ekipmanları yoktu ve büyük bir öfke vardı. Bunu yapmadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha ikinci günde biz 3 katlı 4 katlı binalar yapacağız diye önceliğini yeniden betona verdi. Oysa öncelik yaşamdı, hayatları kurtarmaktı. Bunu yapmadılar. İkinci öncelik ne olmalıydı? Hemen ardından anında olması gereken öncelik kalanları, yani hayatta kalanları orada barındıracak tedbirleri almaktı. Yani çadır, ısıtıcı soba. Adıyaman -15, Malatya -20'leri gördü, Maraş'ta -10'ları gördü. Değil mi? Orada yurttaşları tutmak için ne yapman lazım? Çadırı sağlaman lazım. Kış çadırları, yani yazlık çadırlar değil, -15, -20'ye dayanacak kışlık çadırları sağlaman gerekiyordu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan önceliğimiz beton dedi. Önce işte inşaat alanlarını ayarladık, 1 Mart'ta inşaata başlıyoruz. Elbette o da lazım ama önce çadır sağlaman lazım yurttaşları orada tutmak için. Bizim gördüğümüz hayalet şehirlerdi. Maalesef 8. günden sonra artık Hatay'da, Maraş'ta ve Adıyaman hayalet şehirlere döndü. Niye? Kalanlar hayatta kalamadılar. Çünkü elektrikleri yoktu bakın. Yani sistemin gerçekten ne kadar çürük olduğunu gördük. Düşünebiliyor musunuz? Bir sistemde elbette ana sistem çökebilir ama yedek sistemler vardır böyle deprem şehirlerinde. Elektriği 24. saatte verirsiniz sisteme. Doğalgazını, suyunu verirsiniz. Bunlar olmadan nasıl yaşam olacak? İlker Bey bakın biz şunu yaşadık. İnternet yoktu. Sizlere bağlantı kurarken evet, biliyorsun sürekli internetimiz kesiliyordu. Bir merkezde nerede çekiyordu bize, biz tepelik yer gösteriyordu. Oraya çıkıyorduk ki size bağlanalım diye. Yani yerelden bağlanamadık. Aynı zamanda şunu yaşadım ben. Adıyaman'da bir yurttaşımız enkaz altından WhatsApp mesajı atmış. Ama o mesaj ne zaman ulaştı biliyor musunuz? 6. günde ulaştı. Yani ilk anda WhatsApp mesajı atıyor. Ben hayattayım diyor. 6. günde ulaşıyor. Niye? İnternet altyapısı çöktüğü için, yani o yurttaşımız çıkarılıp defnedildikten sonra mesaj ulaşıyor. Çünkü internet altyapısı yoktu ve bununla ilgili batıdan seyyar baz istasyonları bölgeye gönderebilirlerdi. Düşünün böyle bir afet planı yok. Yüzlerce seyyar baz istasyonu batıda duruyor. İlk anda ne yaparsınız? Ya da plan afet var planında, ama tatbik. Hayır, afet planında bunu koyarsınız. Bir nerede deprem olursa oraya derhal baz istasyonları oraya hareket edecek diye bir planınız olur. İnternet çalışır. Ama onlar ne yaptılar? Twitter'ı kestiler. Yurttaşlarımıza ben tweet atıyordum. Adıyaman'dayım, kurtarma ekibine ihtiyacı olan var mı? Oradan haber veriyorlardı. Ben de kurtarma ekiplerini oraya yönlendiriyordum. Ama Twitter'ı kesince o mesajlar da kesildi. Ya yani insanlığa karşı bir suç işlendi aslında interneti keserek, Twitter'ı keserek. Bu açıdan altyapımızın da çöktüğünü gördük. Yani çadır gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamadığımız için bölgeden büyük bir göç oldu. Şimdi sosyal bir yıkım var. Buna karşı ne yapması lazım? Milletin vekiliyiz değil mi? Bizleri millet seçmiş.
Olağanüstü şartlarda dahi ne olması lazım? En azından birinci hafta kapattık meclisi ama ikinci hafta meclis açılmalıydı. Yani yurttaşlarımızın temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağız? Bu yıkımın yaralarını nasıl saracağız diye meclisi toplamalıydı, değil mi? Bakın üçüncü hafta oldu, bugün de meclisi kapatacaklar. Oysa derhal meclis toplanmalı ve yurttaşlarımızın yaşamsal ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımıza dair tedbirleri ortaya koymalıyız. Bunun için de bir deprem bütçesinin mesela derhal devreye geçmesi lazım. Ama onlar ne yaptılar? İşte Merkez Bankası efendim 30 milyar lira bağışlıyoruz gibi bir saçmalığa girdiler. Merkez Bankası böyle bir şey yapamaz. Milletin vekilleri toplanırlar, bütçe kaynaklarından diyelim ki yandaşlara 100 milyarlarca para akıyor, değil mi? Bunları şimdi durdururuz milletin vekilleri olarak. Ya olağanüstü bir durum var. Bunları durduruyoruz, donduruyoruz deriz. İsrafa giden, yandaşa giden paraları durdururuz. Ve olağanüstü şartlarla yurttaşlarımızın yaralısını saracak sosyal, ekonomik tedbirleri alırız. Düşünebiliyor musunuz? Bölgeden büyük bir göç var. Yani elbette Maraş, Hatay, Adıyaman büyük bir yıkım yaşıyor. Orada hayata dönüş çok daha zor. Ama Diyarbakır, Antep, Urfa, Adana gibi şehirlerimizde alınacak tedbirler hayata dönülebilir. Ama yurttaşlarımız güvensiz hissettikleri için şehirlerden göç ediyorlar. Oradaki ekonomi de çöküyor. Bakın 300 bin esnaf var. Kepenklerini asla açamıyorlar. Evet, yıkım bölgelerinde. Ama şunu yapmıyoruz. Bakın İlker Bey, az önce haberinizde izledim. Asansörlü vinçlerle yurttaşımız eşyasını kurtarmaya çalışıyor, değil mi? Bir milletin vekilleri ne yapar, hükümet ne yapar? Bir dakika der. O binaya girmenize gerek yok. Sizin eşyalarınız benim güvencemde der. Niye? Çünkü bilim insanları ne diyor? 7.7'lik depremin artçıları 6.7'ye kadar olabilir diyor. Tetiklenecek depremler. O noktada siz yurttaşlarınızın eşyalarını, yaşam güvencesini alırsınız ve dersiniz ki hiç merak etmeyin. O maliyetler bana ait. Başka yerde veya orada kuracağınız evin eşyasını ben düzeceğim dersiniz. Ama ne yapıyor yurttaşlarımız? Canı pahasına giriyor. Minderini, koltuğunu, buzdolabını kurtarmaya çalışıyor. Bunlar bizim için utançtır. Dün akşam deprem oldu. Elbette. Enkaza giren iki kişi çamaşır makinesini çıkarmaya çalışıyordu. Bir kişi buzdolabını çıkarmaya çalışıyordu. Ve o Hatay'da peş peşe meydana gelen depremde hayatlarını bu sebeple kaybettiler. Evet, böyle bir çağrı yapılabilir. Bu kadar da büyük bir kaynak ayrılmışken ya da böyle bir bağış da yapılmışken sakın girmeyin içeri denilebilir. İnsanlar kendisini çaresiz ve umutsuz hissettiği için zaten oradalar ve o binaların içine giriyorlar. Devam edeceğiz. Şunu da devam edeceğiz. Bir açıklama var. Sizin de dinlemenizi istiyorum. Bir vali, Şırnak valisi. Şırnak valisi geç kaldık, kusura bakmayın, özür dileriz de dedi. Sonra bir de teklifi var. Dinleyelim, konuşalım. Gönül rızasıyla 10 liramız varsa 1 lirasını mutlaka bu sürece bağışlayalım. Hep beraber bu süreci ayağa kaldıralım. 10 liramız 5 liraya düşmesin. 10 liramız 20 lira olsun. Ben diyorum ki bütün iş adamları, bütün bankalar, bütün memurlar. Mesela memurların hepsi bir aylık maaşını almasınlar. Ne olacak? Yani aç kalmayız. Memur işçilerin hepsi bir aylık maaşını almasınlar. Reklam olması açısından değil, örnek olması açısından. Kendi ilimdeki mülkidari amirleri ve Mardin valimiz burada. Onun ilkindeki mülkidari amirlerin hepsi bir aylık maaşlarını bağışladılar. Ben de 3 aylık maaşımı bağışladım. Bir yandan geç geldik, böyle bir itiraf, göründüğü gibi değil diye açıklamaları oldu Sayın Valinin. Yani aslında içten de konuşuyor. Elbette. Yaşanılanlarla ilgili ne yapılabilir, buna bir çözüm, formül bulmaya çalışıyor. Çünkü formül yok. Yani insanlar AFAD'dan çadır bekliyor, su istiyor. Evet. Kadınlar için, çocuklar için, herkes için ihtiyaçlar var. Hala karşımızda bir hijyen problemi var ama... İşte ancak bunlar teklif edilebilir. İlker Bey, bu depremin çok büyük bir maliyeti olacak. Ama bu maliyeti kim yüklenecek? Soru bu. Yani eşit miyiz bu anlamda, gelir anlamında servet ama değiliz. Pek çok yurttaşımız 80 milyon kişi yoksul ama birkaç milyon kişi zengin veya üst düzey bürokratlar çok yüksek maaşlar alıyor. Bu açıdan bu maliyeti kim yüklenmesi lazım? Bakın AKP döneminde 1 trilyon dolarlık rant yaratıldı, biliyor musunuz? Yalnızca AKP döneminde yaratılan rant. Bu rant düzeni zaten insanlarımızı öldürdü. Biz dedik ki bu rantı vergilendirelim, şehirlerimizi depreme hazır hale getirelim dedik. Bunu yapmadılar. Ne dedi AKP Genel Başkanı Erdoğan? Ben bu rant vergisini çıkarırsam ilçe başkanı bile bulamam dedi ve rant vergisini çıkarmadı. Şimdi yapmamız gereken AKP döneminde zenginleşenleri vergilendirip bu maliyeti ortadan kaldırmak. Ama Merkez Bankası'na para bastırırsanız ne olur? 30 milyar lira para basarak verecek değil mi parayı? Her yurttaşımızdan 350 lira cebinden almış olacak. Niye? Süt 150 lirayken 200 lira olacak. Yeni bir enflasyon yaratılacak. Oysa bu zenginleştirilenlerden,
Ranttan zenginleşenlerden bu yük alınmalı ve yurttaşlarımıza aktarılmalı. Bir şey daha vurgu yapmak istiyorum bu anlamda. Bakın az hasarlı raporları veriliyor bölgede. Diyarbakır vekiliyim ben. Diyarbakır'da binlerce ev hasarlı. Ben görüyorum kolonları kırılmış, duvarları çatlamış. Az hasarlı diyorlar ve yurttaşlarımız o evlere giriyor. Şimdi düşünün ki Malatya depremi tetiklenebilir diye dün bilim insanları söylüyor değil mi? Bingöl depremi tetiklenebilir diyor. Hatay bakın bu depremin sonucu Hatay depremi tetiklendi. Adana ile ilgili korku var. Yapılması Kıbrıs. Gereken şudur bakın. Tamamen elbette hasarsızsa hiçbir çatlama patlama yoksa belki bu denetlene eve girilebilir. Ama böyle dışarıdan bakıyor ben gördüm Çevre Bakanlığı yetkisi geliyor. Dışarıdan bakıyor evin elinde bir çekiç şöyle tık tık yapıyor. Diyor ki bu az hasarlı ya da hasarsız diyor. Böyle bir şey olamaz. Yapılması gereken derhal derinlemesine inceleme yapılarak hangi eve girilebileceğinin, hangi eve girilemeyeceğinin belirlenmesidir. Ve yurttaşlarımızın o evlerden eşyalarını kurtarmak zorunda kalarak ağır hasarlı binaların girmesine engel olmaktır. Bu açıdan derhal hükümeti göreve çağırıyorum ve meclisine toplanması gerekir. Bu açıdan yurttaşlarımızın hem yaşamsal barınma güvencelerini sağlamamız lazım hem de o evlere girmemesini sağlamamız lazım. Başka önemli bir konu var. Bölge tarım bölgesi bakın. Çiftçiler tarlalarını ekmişler, biçmeleri, sürmeleri gerekiyor. Ama bakın dün mesela Hatay'dan pek çok haber geldi. Köylere sığınmış insanlarımız değil mi? Ama köylerden de evler dün hasar gördü. Yaralanan pek çok yurttaşımız var. Oralara çadır sağlamamız lazım. Yani evinin yanında en azından kurabileceği bir çadır, hayvanını güdebileceği, tarlasını sürebileceği şartları yaratmamız gerekiyor. Esnafların mesela dükkanları yıkıldı. Konteyner belki çarşılar yaratmamız lazım. Çünkü niye? Esnaf olmadığı zaman, çiftçi, hayvan üreticisi olmadığı zaman geri kalanlar da göç ediyor. Yani, ama bunun için bir planınızın olması lazım. Elbette bizim bir planımız var. Hayalet şehirler olmaktan çıkarmamız gerekiyor buraları. Yani yaşamın tekrar başlayacağı nüveleri ortaya koymamız. Özellikle çiftçi ve hayvan üreticilerini ve esnafı tekrar canlandıracağımız, kademeli olarak yaşama öne koyabileceğimiz düzeni ortaya koymamız gerekiyor. Garo Bey sizinle konuşmak istediğimiz iki haber var. Hemen bir Dünya Gazetesi'ni ve Evrensel Gazetesi'ni izleyicilerimizle de paylaşalım. Dünya Gazetesi'nin manşeti depremin emlak fırsatçısı da çıktı. Depremin şimdi de emlak fırsatçısı çıktı. 1999 Marmara depremi sonrasında olduğu gibi bölge insanının gayrimenkullerini yok pahasına kapatmak isteyen fırsatçılar var. Bu bir. Bir de işte ev sahipleri var. Onlar da ayrı bir fırsatçılığın peşinde. Bunu konuşalım isteriz. Bir de Evrensel Gazetesi'ne gidelim. AFAD varken de yokmuş diye bir manşet. Hükümet sözcülerinden ilk andan itibaren oradaydık açıklamaları gelirken Kocaeli'den Hatay'a giden deprem gönüllüleri gittiğimizde kimse yoktu. AFAD'a yardım edeceği sanıyorduk. Meğer AFAD bizmişiz dedi. AFAD varken de yokmuş manşet. Depremzede sokaktan tas tas su topluyor. Gaziantep'in Islahiye ilçesine yeniden şebeke suyu verilmeye başlandı. Hala temiz suya ulaşamayan depremzedeler hasarlı binalardan sokaklara akan suyu tas da topluyor. Suyun temiz olmadığını biz de biliyoruz diyen Islahiyeliler bu suyu kaynatıp bulaşık yıkıyor, banyo yapıyor. Şimdi bu bölgede yaşanan durum, tablo bu. Ne dersiniz? Şimdi AFAD içinde böyle insanların geçinebilmek için, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yaptıkları. Şimdi yara çok büyük. Ama buna karşı iktidarın Ankara'dan ferman yazarak veya Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye gidiyor ama korunaklı alanlara gidiyor. Yani kendisine göre özel bir senaryo hazırlanıyor. Birkaç yurttaşımızla görüşüyor ama acıyı görmüyor. İşte merkeziyetçi anlayış bu anlamda öldürür diyoruz. Merkeziyetçi anlayış bizi öldürdü. Ankara'dan işte bu imar planları yapılıp bu binalar yapıldığı için öldü yurttaşlarımız. Ovalara düşün, Amip Ovası dünyanın en bereketli ovası ama alüvyol toprak var. Yani 2 metre kastığınız su çıkıyor. İşte oralarda yurttaşlarımız imar planları çerçevesinde öldü. İşte bu yarayı sarmamız gerekiyor İlker Bey. Bu yarayı sarmak için de bütün bu binaların tespitlerinin derhal yapılması gerekiyor. Ve çoğunun ben ağır hasarlı olduğunu düşünüyorum. Yani bir dahaki deprem, Hatay'da bir deprem daha yaşayabiliriz. Adana'da bir deprem daha yaşayabiliriz. Malatya bakın, diğer uçta gerilim birikmiş durumda. Ben Malatyalıyım ve Malatya'da büyük bir yıkım var ve binalar yorgun. Yani 2 yıl önce Elazığ depreminde yoruldu. Bu depremde yoruldu ve bir sonraki depremin Malatya Bingöl hattında olacağı biliniyor. Bu anlamda şehirler yorgun. Yapılması gereken şu. Bütün kamu kaynaklarını seferber etmemiz gerekiyor şu anda. Yani bütçeden yandaşlara, israfa giden kaynakları durdurup kamu kaynaklarını bu yarayı sarmak için seferber etmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi biliyorsunuz Süleyman Soylu ne dedi? Biz İstanbul'a göre hazırlanmıştık dedi değil mi? İstanbul depremi bu depremin
etkisinin 5 katı olacak. Çünkü bu bölgede 30 milyondan fazla yurttaşımız yaşıyor. Devam cümleleri de vardı. Hani bütün Türkiye için hazırlık yapılıyor ama ağırlıkla şöyle bir durum. İstanbul'a... Diyelim ki daha büyük bir deprem için hazırlandıysanız, daha küçük etkisi olan bir depreme daha kolay müdahale edersiniz, öyle değil mi? Ne kadar hazır olmadığımızı gördük. Şunu demek istiyorum. Demek ki İstanbul'da ne kadar güvensiz durumdayız. İstanbul'da her evde bunu konuşuluyor. Bingöl'de, Hakkari'de, İstanbul'da bu öyle konuşuluyor. Şu an Malatya'da. Ya İstanbul'da deprem olursa ne olacak? Emin olun, hayatta kalan yurttaşlarımız o daracık sokaklarda, ben gördüm bunu Adıyaman'da. Yani bir sokaktan bir sokağa geçemiyorsunuz çünkü enkazlar sağ kaldıysanız bile caddelere dökülüyor. Yaralınızı oradan çıkarma şansınız yok. Şimdi ne yapmamız lazım? Kamu kaynaklarını bu anlamda seferber etmemiz lazım. Bir, yaraları sarmak için seferber edeceğiz bu depremin. İki, depreme güvenli şehirler ve depreme güvenli bir Türkiye yaratmak için seferber edeceğiz. Bakın 99 depremi İstanbul için bir testti. 24 yıl geçti. 24 yılda hiçbir şey yapmadılar. Yaptıkları şey ne oldu biliyor musunuz? Yeni rant alanları yaratmak. Oysa İstanbul'un %70'i hala 99'dan önce inşa edilmiş binalardan oluşuyor. O binaların tamamının test edilmesi lazım. Ama nedir? Başvuru şartı var. Diyor ki bir binada malik başvurmazsa o binayı inceleyemem diyor. Derhal bu yasayı değiştirmemiz gerekiyor. O yasayı değiştireceğiz, başvuru şartını bir kenara koyacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir yıl içinde diyeceğiz, bütün binaları testten geçirecek. 7.6'lık bir depremi geçemeyecek tüm binalarda mühürlenecek. Ama ne yapacağız? O yurttaşlarımızı alıp rezerv alanlarındaki boş bulunan, İstanbul'da 1 milyon konut boş biliyor musunuz? Boş, evet. O konutları biz kiralayacağız kamu kaynaklarıyla. O evleri yıkıp yaparken o yurttaşlarımızı o 1 milyon boş konutta barındıracağız ve böylece İstanbul'u birkaç yıl içinde dönüştüreceğiz. İnşallah diyorum, bakın her an olabilir ama inşallah İstanbul bir 5 yıl 10 yıl daha deprem görmez. Biz de kamu kaynaklarını seferber ederek 5 yıl içinde İstanbul'u depreme hazır hale getiririz. Yani depremde birinci öncelikli bölgelerden başlamamız lazım. Bingöl deprem bekliyor. Hakkari deprem bekliyor. Erzincan deprem bekliyor. Malatya deprem bekliyor. Bilim insanları bunu söylüyor. Yani bize yalnızca zamanını söyleyemiyorlar. Ama bir gün sonra, ama 3 yıl sonra, ama 5 yıl sonra bu olacak. Bir daha bu acıyı yaşamamak için şimdi seferber olmamız lazım. Bu afet değil. Bu suçtur. Yani bile bile bu Maraş'ta deprem olacağını bilim insanları bağırıyordu. Biz de bu konuda mecliste defalarca gündeme taşıdık. Ama biz bu afeti yaşadık. Bu açıkça söyleyeyim insanlığa karşı bir suç ve hazır olmadığımızı gördük. Yani şimdi güç böbürlenmeleri yapıyorlar ama ne kadar güçsüz olduklarını da gördük. Şimdi sizin önerileriniz var. Siyasetten gelen farklı öneriler de var. Onu da birlikte dinleyelim. Sonra Garo Bey, sizin de yapmış olduğunuz bir konuşma var. İmar yasası. Onu da konuşalım. Bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. Deprem oluyor şu anda, deprem oluyor. Büyük bir sarsıntı yaşadık. Maalesef bazı yetkililerden veya sosyal medyadan duyuyorum. Bir yıl içerisinde konutları üretip insanları içine sokacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Bu bir yıl içerisinde artçı depremler devam ediyor. Can kayıplarının önüne geçebiliriz, maddi kayıpların önüne geçebiliriz. Bu fay yasasının bir an önce hayata geçirilerek mecliste kabul edilmesini umuyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, afet konutlarının inşasının Mart ayında başlayacağını açıkladı. Ama bilim insanlarından ve muhalefetten itiraz sesi yükseldi. Uzmanlar artçı depremler bir yıl daha devam edecek. Artçılar sona ermeden betonarme yapı inşa etmeyin uyarısında bulundu. CHP'nin Adana Milletvekili Jeofizik Yüksek Mühendisi Müzeyyen Şevkin ise ikinci kez fay yasası için meclise kanun teklifi sundu. Bu deprem bağıra bağıra bilim insanlarının uyardığı bir depremdi, Kahramanmaraş depremi. 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Bakın, deprem siyaset üstü bir konudur. Mutlaka siyasetin dışında akıl ve bilimin öncelenmesi gereken bir konudur. 41 binden fazla cana mal oldu Kahramanmaraş merkezi 7.7'lik ve 7.6'lık depremler. O depremler sonrası her 3-4 dakikada bir artçı yaşandı. Artçıların sayısı 6 bini geçti ama son değil. Bir yıl daha sürebilir artçılar. Üstelik büyüklüğü de 5 ve 6'nın üstünde olabilir. İşte bu yüzden bilim insanlarının yetkililere çağrısı var. İşin uzmanı olanlar afet konutlarının inşası konusuna temkinli yaklaşılmasını istiyor. Üzerinden bir yıl geçmeden inşaata başlanmasın diyorlar. Artçı depremlerin şiddeti azalmadan ve periyodu azalmadan
betona ve bina yapmanın yanlış olduğunu söylüyorum ben. Mart başı itibariyle inşaatlarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Fay hattından da uzak bir mesafede en doğru zemin neyse orada yerleşeceğiz. Bakan Murat Kurum konutlar en doğru ve en sağlam zemine yapılacak dese de Mimar Abdülgani Mazmanoğlu artçılar devam ederken kayma yaşanabileceğine dikkat çekti. Bina yaptınız, demirlerini döşediniz, bir artçı deprem oldu 5 şiddetinde, 5.1 şiddetinde. Ne olur o yerinden oynadığı zaman betonla demir kayma yaptığı zaman o demirle betonun artık alakası kalmaz. Değişik yöntemler vardır, konteyner kenti yaparsınız. Ne bileyim ben başka çelik yapı yaparsınız. Yani geçici konut üretirsiniz. Sonra önümüze bakarız yani. CHP Adana Milletvekili Jeoloji Yüksek Mühendisi Meclis Deprem Araştırma Komisyonu üyesi Doktor Müzeyyen Şevkin ise ikinci kez fay yasası için kanun teklifi verdi meclise. 2020 yılında fay yasasının çıkarılmasına ve 1959 yılında çıkarılmış olan afet yasasının günümüz koşullarına uygulanmasına dair bir kanun teklifi sunmuştum meclise. 2021'de meclise geldi ve ne yazık ki AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Şevkin başta deprem olmak üzere heyelan, sel gibi afetlere maruz kalmış ya da maruz kalma olasılığı bulunan alanlara yapı inşa edilmemesi gerektiğini söyledi. Bugün 24 ilimiz, 500'e aşkın köyümüz ve 100'ü aşkın ilçemiz doğrudan fay zonları üzerinde bulunuyor. Bu fay zonlarının muhakkak bilimsel olarak çalışılması gerekiyor ve bu bölge kesinlikle yapı yasaklı alan olarak ilan edilmesi gerekiyor. Özlem Hanım, çadırlar kış şartlarına uygun değil. Bağışlar yapıldı. Peki konteynerler nerede? O bölgede herkes konteyner bekliyor. Halkın sesini duyun. Vergiyi alırken, imar izni verilirken her şey çok hızlı bir şekilde hallediliyor da o konteynerleri niye hızlıca ulaştıramadınız bölgeye diye sorusunu sormuş. Burcu Hanım, Vali Bey'e biri hatırlatabilir mi? Yıllardır biz deprem vergisi ödüyoruz insanlardan. Hala bağış ya da maaşlarını bağışlamaları isteniyor. Bizim ödediğimiz deprem vergileri nerede diye soruyor Burcu Hanım. Sonra bir başka izleyicimiz de İstanbul'daki deprem toplanma alanları ne oldu? Ercan kar yağardı, onu hatırlatıyor. Hani ne oldu, oraları AVM mi oldu? Birilerine mi verildi? Orada kureler mi yükseldi? Lüks konutlar mı yükseldi? Bunları bir konuşalım diyor kendisi. Konuşacağız, hepsini konuşacağız. Şimdi önce bir Adıyaman'a gidelim. Yeşim Karacaoğlu, Serhat Yağmur bizi Adıyaman'da bekliyor. Adıyaman depremin 16. günü, yeni notlarıyla Yeşim Karacaoğlu ekranlarınızda. Yeşim. İlker, dün gece ara verilen sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de yeniden çalışmaya koyulan kepçeleri, Hilti makinalarını görüyorsunuz. Şu anda ben Adıyaman'ın Atatürk Bulvarı üzerindeki bir iş hanının enkazının önündeyim ve burada gördüğünüz bu görüntü toz dumana karışmış durumda. Çok sayıda Hilti, kepçe, kamyon gördüğünüz gibi buradaki enkaz yığınlarını kaldırmaya çalışıyor. Burası cadde üzerindeki sadece bir enkaz. Çok sayıda yerde kepçeler durmaksızın enkaz kaldırmaya çalışıyor. Dediğim gibi burada deprem aslında dün geceden hissedilmişti ama işte yıkılan ve çöken bina olmamıştı. Dolayısıyla gün içerisinde yarım kalan, dün akşam ara verilen çalışmalara hız verildi. Gördüğünüz gibi toz duman, çok sayıda iş makinesi var. Durmaksızın çalışıyor. Hafriyatlar kaldırılıyor. Başka bir noktaya sevk ediliyor ve çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan tabii ki çadır kentlerde hayat devam etmeye çalışıyor. Burada çok, şu tarafa geçmek zorundayım. Çok ciddi bir toz var burada. Bizde maske olmasına rağmen burada durmak, nefes almak neredeyse imkansız. Birçok çevre ilden gelen iş makinelerini görüyorsunuz. Bir de bunun hemen arkasında çalışıyor ekipler. Ve gördüğünüz gibi burada iş makineleri durmaksızın çalışıyor. Şehrin bir noktasındaki görüntü de bu. Hemen yanında da görmüş olduğunuz gibi ağır hasarlı, az hasarlı raporları verilen binalar var. Bir taraftan da tabii ki onlara dikkat ederek çalışmaya çalışıyor ekipler. Ama her yer burada harabe şeklinde. Gördüğünüz gibi her yer enkaz yığını ve çalışmalara durak vermeden ekipler günü tamamlamaya çalışıyor. İlker, Adıyaman'ın her cadde sokağındaki durum, manzara bu.
ve sözü tekrar size bırakalım. Çünkü şu anda konuşmakta da çok zorlanıyorum. Nefes almak imkansız. Yeşim, evet çok sağlıksız bir ortam, tam da biz de onu konuşuyorduk. Yeşim Karacaoğlu, Serhat Yağmur Adıyaman'dan aktardılar. Depremin başlangıcında, ilk günlerinde arama kurtarma ekipleri hızlıca enkaza girdi. Yıkılan o binalar ve onların tozları, onlar da zararlı. Salgın hastalığı konuşuyoruz. Bir kuduz ya da başka bu hastalıklardan bahsederken bir de bu var. Çok bilinçsiz yapılıyor maalesef. Yani enkaz kaldırma çalışmasına doğrudan girişildi. Oysa bakın, ben onlarca Adıyaman'da enkazda aman dedim, ne olursunuz kepçeleri sokmayın. Hala canlı çıkabilirdi. Gerçekten 12. günde dahi canlı çıkardığımız insanlar oldu ama pek çok yerde kepçelerle dalındı ve insanlar öldürüldü maalesef. Aynı zamanda da o binaların çoğu eski binalar. Yani pek asbest barındıran binalar. Şimdi kepçelerle daldığınız zaman o toz havaya yayılıyor ya, az önce Yeşim Hanım bölgeden bildirdi. O toz asbestli bir toz ve kanser yapan bir toz. Oradaki bütün arama kurtarma ekiplerine özel maskeler dağıtılması lazım. Yani enkaz kaldırma ekiplerine. Ve onlar eğer bu maskeleri takmazlarsa o tozu soluyacaklar ve 5-10 yıl sonra maalesef diyorum akciğer kanseri olacaklar. O açıdan bütün arama kurtarma ekiplerine çağrımdır ve kamu görevlerine çağrımdır, valiliklere çağrımdır. Lütfen bu maskeleri dağıtın. Aksi takdirde bu yurttaşlarımızda, enkaz kaldırma çalışmaktaki yurttaşlarımızda kanser olma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Şimdi tabii insanlarımız enkaz altında, geç ulaşıldığı için yetişilemeyen insanlarımız oldu, hayatını kaybeden insanlarımız oldu. Bu büyük bir tartışma. Biz bundan sonra ne olacak? Onunla ilgili artık çalışmalarımıza daha fazla hız vermemiz gerekiyor. Binalarımız var. Depreme dayanmayacak olan binalarımız var memleketin her yerinde. Deprem toplanma alanlarının AVM olduğunu gördük. Defalarca da bunu konuştuk, tartıştık. İşte dün Hatay'da meydana gelen iki depremden sonra tsunami alarmı verildi. Tsunami alarmı verilen şehirde, ki olası bir sonuçtu, bir deprem de bekleniyordu, hemen denizin kıyısına çadır kent kurulduğunu da maalesef hep birlikte gördük. Herkes birisini yaşatmak için mücadele ediyor ama talimatlar nasıl geliyor, nasıl ilerliyor? Çok mu hızlı acaba enkazı kaldırma çalışmasına girdik? Çok mu hızlı acaba biz bu evleri yapma çabasına girişiyoruz? Burada bilimin ışığında, dikkatinde ilerlenmesi gerekmez mi? İşte Garo Bey, ne dersiniz bu fotoğrafla ilgili? Tsunami alarmı yapıldı, neyse ki olmadı. Ama olsaydı ne olacaktı? Şimdi bizim gerçekten çok önemli bilim insanlarımız var ve kurumlarımız var. TUMOP gibi Türkiye Mimar Mühendisi Odaları Birliği var. Jeoloji Mühendisleri Odaları var. Zaten binaları sağlam kaldı. Ve bu anlamda afet konusunda tecrübeli sivil toplum kuruluşları var. Hem dünyada hem Türkiye'de. Dünyadaki kuruluşlarla da Türkiye'deki kuruluşlarla da işbirliği yapması lazım ama Erdoğan şöyle yapıyor. Bunu bir zayıflık görüntüsü olarak görüyor. Yani bütün sivil toplum çabalarını, bu mimar mühendis odaları gibi odaların girişimlerini bir zayıflık göstergesi olarak görüyor. Oysa afet çok büyük ve bizler birbirimizin rakibi değiliz. Bizler hepimiz bu ülkenin siyasetçileriyiz ve TUMOP gibi kuruluşlar kamu kuruluşları. Yani kamu adına hizmet eden kuruluşlar. Onlarla işbirliği yapması lazım. Bilimsel çerçevede bu yıkımın yaralarının sarılması lazım ama onlar rakip görüyorlar. Mesela biz Pazarcık'ta bir dayanışma kurduk. Kahramanmaraş, Pazarcık'ta. Gerçekten çok büyük bir dayanışmaydı. Yüzlerce gönüllü orada, tırlar geliyor. Onlarca, yüzlerce köye erzak dağıtıyoruz. Binlerce insanımız aş evinden yemek yiyor. Ne yaptılar biliyor musunuz İlker Bey? Kayyum atadılar oraya. O dayanışmayı boğdular. Yani niye bunu yapıyorsunuz? Biz de orada HDP olarak pek çok sivil toplum kuruluşuyla birlikte dayanışma kurmuşuz. Başka yerlerde dayanışmalar kurduk. 12 gündür, 15 gündür en büyük mücadelem ne biliyor musunuz arkadaşlarımın da? Ya gelen yardım tırlarını onlardan kurtarmak. Ya bırakın diyoruz, bu yardım tırları buraya ulaşsın. Siz şunu yapın, koordine edin. Şurada bir açık var. Şu köyde bir eksik var. Şuraya da yardım yapın. Şurada arama kurtarma ekibi eksik diye bu eksikleri gösterin. Ama onlar rakip olarak görüyorlar. Oysa yara çok büyük. Bu eğer ki ulusal bir mesele ise, bakın uluslararası destek de geldi. Hala ayrıştırma, kutuplaştırma siyasetiyle yola devam ediyorlar. Bu da büyük bir skandal. Yani 100 yılın felaketi diyorlar ya İlker Bey. Bu da büyük bir yalan. Dünyada her yıl 7'nin üzerinde onlarca deprem oluyor. Niye diğer yerlerde bu yüzyılın felaketi olmuyor? Kader planı diyorlar ya,
Bu kader planı niye başka ülkelerde işlemiyor da ülkemizde işliyor? Bilimin ışığında yürürsek o fay hatlarının etrafına alüvyol topraklara 10 katlı binalar yapılmayacağını bilim bize söylüyor. Depremin geleceğini söylüyor. Şimdi ama bundan bakın 99 depreminden ders çıkarmadığımız için, o suçun hesabını soramadığımız için bu suçu yaşadık. Bugünkü depremin suçunu yaşadık. Şimdi bu suçun hesabını soramazsak İstanbul depreminde yeni bir suç yaşayacağız. 99 depreminde hatırlarsınız tek günah keçisi kimdi? Müteahhit Veli Göçer'di. Hiçbir siyasetçi hesap vermedi ve bugünkü depremi yaşadık. Şimdi de müteahhitleri elbet onların da hataları var kuşkusuz ama günah keçisi yapıyorlar. Ama bu bir zincir. Elbette. Yani herkesin A'dan denetim mekanizmasından bakın denetim mekanizmasından başlama siyasetten başlamamız lazım. Bakın diyorlar ki bizim insanımız böyledir diyorlar. Yalan. Aynı insanımız Almanya'ya gidiyor. Başka Avrupa ülkelerine gidiyor. Ev yapıyor değil mi? Orada kaçak köçek ev yapabiliyor mu? Yapamıyor. Çünkü regülasyonlar var, kurallar var, kaideler var, büyük cezalar var. Yani bir evin bir sundurmasını bile siz yapamazsınız kaçak köçek. Değil ki iki katlı imarlı yere 10 katlı bina yapmak, rüşvet vermek. Bunlar olamaz. Sistem çürümüş durumda. Rant düzeni öldürdü insanlarımızı. Bunu hep bilelim. Bu rant düzeninden çıkıp yaşamı önceleyen bir düzene geçmemiz gerekiyor. Ama onlar ne yapıyorlar? Beton yapacağız, demir koyacağız diye bakıyorlar. Oysa ekolojik yaşam böyle bir şey değil. Ekoloji dediğimiz şey doğayla, efendim çevreyle, insanla birlikte olan bir ekolojik yaşam düzeni düşünmemiz lazım. Ama rant odaklı bir bakış yalnızca parayı görür. Yeşil deyince doları görür. Bu bakıştan çıkmadığımız sürece yeni deprem faciaları maalesef yaşamaya devam ederiz. Şimdi bir fotoğraf var. Kendisi Çevre Bakanı Bakanlığında ve yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar. Sismik izolatör, işte bir bina, bir yapı, altı boş, işte kara lastiklerle doldurulmuş. Yani şakası yapılamayacak bir durumun içindeyiz. Umarım ki bu eski bir tweet'tir. Umarım ki sonrasında tabii evet. Sosyal medya paylaşımını silmiş. Evet. Ama yani şaka yapılıyor, gülmüyor insanlar. Evet. Biz gülmüyoruz en azından. Evet. Şakalarına gülmüyoruz ama insanlar ağlıyor. Ağlayan insanları da ne kadar görüyorlar? Maalesef. Ondan da pek emin İlker Bey, olamıyoruz açıkçası. Şunu söyleyeceğim bakın bölgede çok eski ve çok kötü şartlarda bir katlı ve iki ayrıca katlı bu Yapıştet Devlet modeliyle yapılan şehir hastanelerinde bu sismik izolatör var. Evet. Bu yapı eğer aklına getiriyorsa Çevre Bakan Yardımcısının bir sismik izolatörü bütün binalarda bundan sonra yapılacak olan bütün binalarda yapılsın o zaman konusumuzda. Bölgede mesela en çok gördüğümüz şey şu. Pay hattının üzerine dair bir katlı veya iki katlı binalarda ölüm neredeyse sıfır. Yok yani hasar görse dahi öldürmüyor. Evet. Ama 10 katlı binalarda 8 katlı binalarda hep ölüm var. Bakın gidin Los Angeles'a deprem bölgesidir. San Francisco depremi 100 yılda bir deprem üretiyor. 2 kattan fazla kimse bina yapamaz. Eğer ki 10 katlı bina yapmak istiyorsanız belli bir rezerv alanı vardır. Zemini güçlüdür ve oraya 30 metre kazık çakmak zorundasınızdır. Ama biz ne yapıyoruz? Yumuşacık toprağa bir temel atıp 10 katlı, 15 katlı binalar yapıyoruz. Bunlar yerle bir oluyor. O yüzden bu meseleyi ne yerel belediyede bırakmamız lazım? Çok ciddi regülasyonlar ortaya koymamız lazım. Ve belki de inşaat bir üst kurulu, özerk bir üst kurulu oluşturmamız lazım. Buraya TUMOP, Mimar Mühendisler Odası gibi üst kuruluşların yetkilileri burada olmalı. Ve onlar imar planlarını mutlaka denetlemeliler. Ve aksi affı takdir, olmaması yani lazım elbette bu imar. Yani siyasetin güdümüne bırakırsak, siyasetçi ne için siyasete giriyor maalesef bizim düzende? Bu efendim rant çarkından rant dağıtmak ve ondan güç devşirmek için siyasete giriyor. Hemen imar bundan affı, çıkarmamız lazım. Hemen imar affı ile ilgili de düşüncelerinizi almak istiyorum. Sonra Diyarbakır'da bir bebeğimiz var. 2 yaşında SMA tip 1 hastası Fatma. O da tabii depremzede şu anda. O haberi paylaşacağız izleyicilerimizle. Herkes büyük bir dayanışma içinde. 2 yaşındaki Fatma için de bir seferberlik oluşturabiliriz. Hazır HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da yanımdayken imar affı. Ne dersiniz? Bakın. Şimdi bizde vergi ödenmez, vergi affı çıkar. Biliyorsunuz ödeyen keriz durumuna düşer, ödemeyen bundan kâr eder ve vergi ahlakı yok olur maalesef. İmarda da aynı şey var. Kaçak yapıyı yapsan arkadaş nasıl olsa seçimler geliyor. İmar affı çıkar ve yanına kâr kalır diye bakılıyor. Çünkü ki AKP bu seçimden önce de imar affı yasası çıkaracaktı. Bu deprem yüzünden muhtemelen çıkaramayacak. 2018 seçimine 45 gün kala da İlker Bey, bir imar affı yasası çıkardılar. Karşı çıktık. Biz HDP olarak tek hayır diyen siyasi parti olarak bundan gurur duyuyorum. Blok halinde. Biz HDP olarak buna karşı çıktık. Niye? Çünkü yaşamı önceliyoruz. İmar affı yasası katil bir düzenlemedir dedik. Ve bu katil düzenleme yüz binlerce yurttaşımızın ölümüne sebebiyet verir dedik.
ve bu karşı çıktık ama AKP maalesef MHP ile birlikte bunlara evet dedi ve imar afiyesi çıktı. Erdoğan ne yaptı biliyorsunuz? Maraş'a gitti, Hatay'a gitti, Malatya'ya, Adıyaman'da yüz binlerce yurttaşımızın sorununu çözdük dedi. Şimdi yüz binlerce yurttaşımıza bu binalar tabut binalar oldular ve onlar şimdi toprak altındalar. Oysa siyasetin yapması gereken yaşamı öncelemekti. O şehirlerimizi depreme güvenli hale getirmekti. Eğer ki bir af çıkarılacaksa bile o binalar testten geçirilerek, yani diyelim ki 2 katlı yere 4 katlı bina mı yapılmış? Gerçekten temeli o 4 kata uygun mu değil mi? Bir depreme dayanır mı dayanmaz mı? Bakarak bu düzenlemeyi yapmakta ama bunu yapmadılar. Rantı öncelediler maalesef ve bu ahlaksızlık yüzünden, bakın bu siyasi bir ahlaksızlıktır. Şu anda on binlerce yurttaşımızı kaybettik. İstanbul'da da yüz binlerce yurttaşımız imar affına girdiler. O binalar emin olun tabut binalar. Ayakta zor duruyorlar. Deniz kumuyla yapılmış, hiçbir mühendisi görmemiş binalar ve hala onlara müdahale edilmiyor. Hakkari'ye gidin, Bingöl'e gidin. Aynı durumla karşı karşıyayız. Şimdi diyorlar kader planı. Böyle kader planı olur mu? Allah bizlere akıl fikir vermiş. Bu tip durumlarda depremin neyi yıkabileceğini, neyi ayakta tutabileceğini söylemiş. Bu açıdan derhal meclisi göreve davet ediyorum. Ben bir milletvekili olarak meclis toplansın. Bu yaraları sarmak için ve yeniden böyle felaketler yaşamamak için alınacak tedbirleri behamaya konuşmamız lazım. Bu konuda birikime sahip pek çok yurttaşımız var. Ben 99 depreminde İzmit'teydim. 3 ay boyunca orada çalıştım. Ne yaşadığımızı gördüğüm için 8 yıldır mecliste haykırıyorum. Depremler geliyor. Ey milletvekilleri, gelin buna dair bir deprem bütçesi yaratalım, şehirlerimizi hazırlayalım dedim. Ama bakın ne oldu? On binlerce yurttaşımızı kaybettik. Ve Türkiye deprem ülkesi, yarın İzmir'de, Adana'da, İstanbul'da, Bingöl'de depremler olabilir. O yüzden açıdan şimdi derhal bu konuda hem bu işin mesullerinin hesap sormalıyız. Bu bir suçtur. Ve hem de yeni yaşanacak depremlerle ilgili şehirlerimizi hazırlamalıyız. Aksi takdirde gelecek depremlerin sorumluları da bizler oluruz siyasetçiler olarak. Şimdi Garo Bey, son bir cümle, o cümlede seçimle ilgili olacak. Tüm bu tartışmalar içinde seçim ertelenecek mi, tarihi değişecek mi, ertelenmeli mi? Siz ne düşünüyorsunuz, HDP ne düşünüyor onu sormak istiyorum ama 2 yaşındaki SMA tip 1 hastası Fatma bebeğimiz var ve ona da el uzatılması gerekiyor. Ablamda kalıyorum. Niye kalıyorum? Evim hasarlı olduğu için evime giremiyorum. Şu an orta hasarlı, evde kalamıyoruz. Deprem olduğunda herkes kaçıp dışarı attı kendisini. Apartmanda bir tek o ve ailesi terk edemedi evini. Cihaza bağlı SMA'lı bebeğiyle sarsıntının geçmesini beklediler. SMA'lı Fatma bebeğin artık güvenle oturabileceği bir evi yok. Depremden sonra ev zaten tahliye edildi. Ablamlara geldik. Orada gündüz bir daha deprem olduğu için evden çıktık, biz de camiye gittik. Zaten orada 2 saat kalmamız bizim Fatoş'un 1 hafta yoğun bakımda kalmasına mal oldu. Diyarbakır'da Emrullah ve Ayşe Anuştekin çiftinin şu anda 2 yaşında olan bebekleri Fatma Betül'e 4 aylıkken SMA tip 1 tanısı konuldu. Fatma Bebek Bakanlığı'nın verdiği ilacın 4 dozundan sonra 8 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Rahat nefes alabilmesi için Fatma'nın boğazında delik açıldı. Fatma Bebek o günden bugüne cihaza bağlı yaşamını sürdürüyor. Deprem sırasında da cihazları vücudundaydı. Deprem gecesi Diyarbakır'da inan evde hiç kimse kalmadı. Ben çıkmadım. Çünkü çıkamazdım. Çocuğu kucağıma alsam cihaza bağlı olduğu için çıkamam. Onu bırakıp da çıkamazdım. Ben evde kaldım. Oturdukları binadan en son Anuştekin ailesi çıkabildi. Anne SMA'lı bebeği, eşi ve diğer 2 çocuğuyla ablasının yanına sığındı. İkinci deprem olunca camiye koştular ama elektrik olmadığı için cihazlar çalışmadı. Fatma bebek enfeksiyon kaptı. Bir hafta hastanede yoğun bakımda kaldı. Anne Ayşe Anuştekin bebeği taburcu edildikten sonra yine mecburen ablasının evinin yolunu tuttu. Ama her an elektrik kesilir korkusunu taşıyor. Şu an orta hasarlı, evde kalamıyoruz. Ben ve diğer 2 çocuğum bugün inan çadırda da kalabiliriz, yurtlarda da kalabiliriz. Ama Fatoş'un öyle bir lüksü yok. Mesela elektrikler, bizim kaldığımız yerin elektriği gitmemesi. Burada da 2 saat eğer ben bilsem bu elektrik bırakılmayacak, hemen ambulansı arayıp Fatoş'u hemen yoğun bakıma kaldırmamız lazım. SMA'lı Fatma bebeğin valilik onaylı kampanyası ise sürüyor. Çok geç başlanılmış bir kampanya. Şu an Fatoş 2 yaşını doldurdu ama kampanyamız 13 aylık %21.7'deyiz.
$1,900,000 toplamamız lazım ki Fatih şu duaya götürüp Zolgensma ilacını alabilmemiz için. Her bir insan 5 TL dahi verirse bu kampanya tamamlanabilecek bir kampanya. SMA'lı her bebeğin ailesi gibi Fatma'nın ailesi de bebeklerinin yurt dışındaki gen tedavisini almasını istiyor. Bizim çocuklarımız iyileşmese bile en azından oturabilseler, bu cihazlardan ayrılabilseler, oturmaları bile bizim için büyük bir mucize. Ya benim kızım 2 kere Covid atlatmış, depremi atlatmış bir bebek. Ben depremden kaybetmediğim kızımı gerçekten parasızlık yüzünden kaybetmek istemiyorum. 1,900,000 lira. Bu kadar. Sonra Fatma'yı yaşatacağız. Garo Bey, seçim ertelenebilir mi? Seçim ertelensin çağrılarına, çıkışlarına net olarak HDP ya da siz ne söylüyorsunuz? Ya, öncelikle Fatma için ben de elimden geleni yapacağım, onu söyleyebilirim. Bu şartlara seçimi konuşmayı bir zul addediyorum, emin olun. Hala yurttaşlarımız enkaz altında, bu kadar büyük bir yara varken seçimin ertelenmesi konuşulmak vicdansızlıktır. Ve şunu söyleyeyim İlker Bey, seçim bizim son kurumumuz. Yani meclis çöktü, sivil toplum çöktü, basın büyük oranda baskı altında, bütün kurumlarımız çökmüşken yurttaşlarımızın tek bir umudu var. Demokratik şartlarla iktidarı değiştirmek ve bu kurum Türkiye'de her zaman işlemiş. 18 Haziran'da seçim olmalıdır. Ne öne alınmalıdır ne ötelenmelidir. 18 Haziran'da bu ülke rahatlıkla seçimi yapabilir ve bu iktidarı hep beraber değiştirebiliriz. Garo Paylan, HDP Diyarbakır Milletvekili Çalar Saat'te konuğumuzda hem siyaset konuştukları hem bölgede yaşadıkları eksikler değerlendirdik kendisiyle birlikte. Kapatırken yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde Çalar Saat'te yeni günün notlarını, deprem bölgesinde yaşananlar hepsini aktaracağız sizlere.